Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle sizlerleyiz. İlk haberimiz Cumhuriyet Gazetesi'nden. Önce çorba, sonra ders zili. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayata geçirdiği Bir Ekmek Bir Çorba projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde öğrencileri sabahları dersten önce sıcacık çorbayla güne hazırlıyor. Sıradaki haberimiz Hürriyet Çukurova'dan. Kız çocukları için farkındalık projesi. Görün bizi. Mersin'de kız çocuklarının erken yaşta veya zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Görün Bizi projesinin tanıtımı ve paneli gerçekleşti. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Tarsus Yarenlik Alanı'nda büyük şehirden bakım. Tarsus'un trafiğe kapalı Yarenlik Alanı'nın simgesi durumundaki kauçuk ağaçları Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından budandı. Bir diğer haberimiz Sözcü Gazetesi'nden. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Sözcü'ye konuştu. Devletin bankaları bize kredi vermiyor. Başkan Seçer yaşadığı sıkıntıları anlatarak, devlet bankaları bize kapalı, yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Bürokraside de işlerimiz ite kaka yürüyor diye konuştu. Büyükşehir'den artan intiharlara karşı farkındalık eğitimi başlığıyla Çukurova Gazetesi'ne dönüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda Türkiye'de artış gösteren intihar olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla intihar ve intihar önleme farkındalık eğitimi düzenledi. Mersin Akdeniz Gazetesi'nde yer alan haberimiz ise şöyle. Mersin'de yağışlardan zarar gören yollar onarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke ve Gülnar ilçelerinde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yollar ve menfezlerde onarım çalışması yaptı. Mersin Gazetesi ile devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi 50 yol işçisi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde çalışacak 50 personel aldı. 784 adayın başvurusuyla yapılan mülakat ve 164 kişiyle uygulamalı eğitimler sonucunda belirlenen 50 kişinin bir hafta içerisinde işe başlayacağı bildirildi. Mersin Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan haber ise şöyle. Down sendromlu Seda Nur'un büyük sevinci. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Dadalı Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu Seda Nur'un yüzünü güldürdü. Oynarken sürekli düştüğü evinin bahçesinin asfaltlandığını görünce büyük sevinç yaşayan Seda Nur, asfaltlanan bahçede artık bisiklet sürebileceğini söyledi. Sona doğru yaklaşırken Mersin İMECE Gazetesi'ne bakıyoruz. MESKİ'de e-ihale dönemi. Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü e-ihale dönemi başlattı. Kamu İhale Kanunu'na göre uygun tüm ihaleler elektronik ortamda yapılacak. Özel bireyler gönüllerince eğlendi başlığıyla Yeni Güney Gazetesi'ne bakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında renkli bir etkinlikte engelli bireyleri bir araya getirdi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı üyeleri ve aileleri gerçekleşen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Ve son haberimiz Anayurt Gazetesi'nden. Çocuklar atla tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitici ve öğretici etkinliklerinin yanı sıra düzenlediği sosyal etkinliklerle de özel bireylere farklı deneyimler yaşatıyor. Son olarak Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen at binme etkinliğinde çocuklar ilk defa ata binerek gezinti yapmanın heyecanını ve mutluluğunu bir arada yaşadı. Sesli Gazete'nin bu haftalık da sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.